Merhaba, ben Bora. Ben Berkay. Kayıt Başladı podcast'ini dinliyorsunuz. Beşli tel dosya. Var, tamamdır. 12 tane kırmızı kalem. 12 kırmızı kalem var ama ne yapacağız? Bora uzatma, yorum yapma. Okul istemiş, devam et listeye. Okula karşı boynumuz kıldan ince. Peki abi, devam. Enteresan bir istek gelmiş. 25 renkli pastel boya. Yok abi, 24'lü var, 36'lı var. 25'limiz yok. Vallahi okulun listesinde var, oradan alacaksın bir şekilde. 25 renkli olması gerekiyor bunun. Evet Bora, okullar açıldı. Okullar açıldı, hazırız arkadaşlar. Bunu ben sana niye söylüyorum ki abi? Bunu çocuklara söylemek lazım. Benden beklentin varsa direkt söyleyebilirsin. Yok yani çocuklar, bir daha okuda çocuklar diyorsan... okullar açıldı yani, bakın artık dememiz lazım. Çünkü hı-hı, bizim aslında bu okul olayındaki görevimiz farklı yani, konumumuz farklı. Biz sıyrılmamız lazım içeride. Tabii gözlemciyiz Buracığım, kendimizi kaptırmayalım bunu. Biz reprezentatifiz orada. Doğru. Veliyiz oğlum biz. Doğru, biz veliyiz oğlum. Peki bu okulların açılmasını ilk... ne zaman hissetmeye başlıyoruz? Yani bunun öncüleri nedir? Hocam hayat çok güzel. Nedir? Güneş, deniz, kumsal, böyle oturursun. Tatildesin. Sonra telefonda bunu anlıyor biliyor musun? Hı-hı. Özel bir ses çıkıyor gibi yani. Ve bazı mailler vardır gelirken böyle acı acı çalar. Acı acı böyle notifikasyon sesi gelir ya. Lan dersin, önemli bir şey geldi galiba dersin. Telefon alanlar ya. Bu da öyle gelemeyen maillerden bir tanesidir. Okullar açılıyor diye bir mail gelir. Okulumuzdan bize mail geliyor. Evet ama bu çok şey bir mail değil yani. Böyle heyecanlı bir mail değil. Sadece ne yaptığında ne olacağını bekleriz. Asıl beklediğin mail o değil bu arada senin. Hangisini bekliyoruz bakalım? Biliyorsun en önemli şey okulda alışveriş listesinin belli olmasıdır. Tabii o çünkü bir maraton aslında. Çünkü o listeyi hazırlayanlar çok kısa zamanda çok ve büyük işler yapmamızı bekliyorlar. Sevgili Bora, büyük işler bizim işimiz biliyorsun. Tabii ki. Yani hiçbir işin altından kalkamadığımız olmalı çok şükür. Asla. Maşallah. Listeyle de bizi yıldıramazlar Berkay. Yıldıramadılar zaten. Yıldıramadılar da zaten. Elimizden geleni ardımıza koyalım. Bu bizim için aslında bir şekilde bir oyun haline geldi. Geldi evet biraz. Yani bir şekilde. Sen istersen ben de bulurum şeklinde. Evet, listenin çoğunu tamamladık fakat bazı kalemlerde takıldık. Örneğin, tabii ki. 25'li pastel boya piyasada yok. O ekstra bir renkle çocuklar merak, çok daha yaratıcı oluyorlarmış. İşte yani. Acaba insan, işte bu çok kötü bir şey bu araya. İnsanların aklında yani bizim çocuk 24'le devam etse acaba hayatta başarısız olur mu gibi. Belki Bob Ross olacak ama olamayacak 24'lü verdiğin için. Evet. 25'li versen belki çocuk çok ünlü bir ressam olacak. Hı. Bütün bu soru işaretleriyle tabii o alışveriş tamamlamak zorunda kalıyor. Zor tabii ki. Bu liste içerisinde şöyle bir durum var abi. Sen böyle aslında bir nevi böyle bir üçgenin içinde kalıyorsun yani. Böyle bir trisamda. Trisam'da kalmışsın gibi ama... Trisam üçgeni. Kaldığın yeri de beğenmemişsin gibi yani. Öyle hayal edebilirdin yani. Trinin Sam bölümündesin. Ha, Sam yani. İstemediğin bir yerdesin orada. Bir köşede koruma derneğimizi and içelim. Bir köşede okul. Ondan sonra diğer köşede de kırtasiye. Okulun anlaşmalı olduğu kırtasiye. Sen oradan sıyrılmaya çalışıyorsun. Sıyrılamıyorsun. Orada seni döndürüyorlar zaten sürekli. Yani üçgenin bir köşesinden bir köşesine şeklinde gidiyorsun. O zaman kısa ve hızlı... Köşe beğendiriyorlar. Bura bize köşe beğendiriyorlar. Tabii ikinci gelen mail daha heyecanlı oluyor. Orada da bir beklenti var tabii. Tabii ki kol seçimi. Zaten mail geliyorsa senden bir şey bekleniyor. Kol seçimi. Kol seçimi. İşte nasıl bir kol? Hani hangi ebatta kol? Hani nasıl bir kol istersin? Yani okula hangi kolu seçmek istiyorsunuz? Ben hatırladığım kolları söyleyeyim sana. Sağlık kolu vardı. Resim kolu vardı. Şimdi benim babam eczacı olduğu için. Baban eczacı mı? Abi benim eczacı. Benimki de eczacı. Ne tesadüf bu arada. Enteresan. Valla ben hep zaten sağlık koluna yazıyorlardı. Default kol. Tabi eczan dolabının yapılması gerekiyordu her sınıfta. İşte yani bir tender diyor, bir batikon, bir şeylerle falan götürüyorduk. Velinin tek sorumluluğu o zaman pamuğu ver, oksijenli suyu ver, tender diyor. Şimdi misin? Şimdi öyle değil abi, çok çeşitli kollar var. Yani 40 tane kol var. Şimdi zaten bu biraz da demokrat bir aile içerisinde olmaya çalışıyorsan ya, böyle bir yönetim tercih ediyorsan. Hiç olmayacak bir şey, yanlış yollardasın. Bence de yanlış yollarda. Olmaması gerekiyor. Hı-hı. Bu listeyi çocuğa filan okuduğun zaman zaten çocuk mavi ekran veriyor. Mesela diyorsun ki gel çocuğum, ondan sonra kol seçilmesi lazımmış. İşte bilmem ne kolu, o kolu, bu kolu filan. Şimdi bunlara da bu okumuş olduğum 40 tane de hangisini? Önemlilik sırasına göre hangisini önce seçmek istiyorsan. Daha okulun ilk yönünden böyle bir yük verilir mi abi? Hem veli hem çocuğa ya. 5 tanesini seç. Çünkü kontenjan olmazsa öbürü, onu da anlatıyorsun yani çocuğa. Kontenjan nedir? What is kontenjan? Onu da anlatıyorsun. Olmazsa olacak, o olmazsa olacak şeklinde anlatmaya çalışıyorsun. Çocuk tabii ki orada yığılıyor. Yığılıyor, koldan sonra. Ben yığılıyorum oğlum, ben seçemiyorum. Yani kendime kol seçsem okulda seçemeyecek durumdayım şu anda. Kolları seçtikten sonra bir sonraki gelen e-mail bir etkinliğin habercisi Berkaycığım. Habercisi değil Boracığım, niye küçümsün? Müjdesidir o. Müjdesi, bir bayram havası adeta. Müjdesidir, veli toplantısı. İlk veli toplantısı bütün sınıfla birlikte yapılacak. Hı-hı. Velilerin de katılacağı, öğretmenin de katılacağı. WhatsApp grubunun kurulacağı, admin'in seçileceği. Admin'in seçileceği. Kim önce davranırsa o admin olur. Tabii, o zaten kendini belli eden bir veli olur o. Evet. Yani dominant abla. Evet. Dominant abi şeklinde. Abilerden pek olmuyor. Genelde ablalar oluyor. Evet. Işte. Ondan sonra o zaten grubu kurmuş. Hatta sen kendini içinde bulmuş olursun. Olursun. Lokasyon bazlı çalışıyor.
çalışıyor. Yani okulun koridoruna girmiş olduğun zaman gruba eklendiniz. Ne oluyor falan gibi bir şekilde olabilir yani. Hızlı bir şekilde. Bu veli toplantılarında benim en çok zorlandığım şey sıralar Berkaycığım. Niye? Çünkü genelde ilkokulda oluyor bu toplantılar ve ben bir ilkokul sırasına göre biraz iri kalıyorum. Evet, biraz irisin denebilir. Yani bacaklarımı içeri sokamıyorum, not alamıyorum. Bir yandan o sıkışıklık halinde... Çocuğunu anla diye bu ara bunlar. Doğru, çocuklar nasıl bir şey yaşıyorlar onu anlayayım diye. Bir yandan da öğretmenle göz temasını da koparmamak istiyorum. Yani ilkokuldan beri öyle eğitilmişim çünkü. Böyle çok zor bir ortam. Sen ön sıralara falan da oturuyorsundur çok. Ön sıraya oturup sık sık soru sormaya çalışıyorum. Çok. Öğretmenim şimdi beden dersinde çocuklar eşofmanla mı gelecekler, normal kıyafetlerle mi gelecekler? Bu soruyu mutlaka sormam lazım. İlk birkaç yıl bu soruyu hiç sormadım. Ama baktım ki öğretmen anlatmasına rağmen velilerin en çok rağbet ettiği soru bu. Dedim ben de sorayım. Ben de kendimi göstereyim. Tabii ki. Çünkü öğretmenin nezdinde de benim de bir imajım var. Yani tabii çocuğumun ki. Olduğu gibi benim de olmam gerekiyor diye. Artık bu soruyu her toplantıda soruyorum. Bu bence güzel bir şey oldu. Ben bu veli toplantısında bunu soracağım. Veli toplantısını da tamamladın. Sen zannediyorsun ki artık bundan sonra boş vitesi atarız. Rahatım. En az 6 ay kafam çok rahat. Yakmadan giderim diyorsun ama olay öyle değil tabii ki. Çünkü ne bekliyor kanayan yarımız ödev var biliyorsun. Evet. Ödevlerin yapılmasından bahsetmiyorum burada. Ödevleri yapmak için gerekli donanıma sahip olman gerekiyor. Nasıl bir donanıma ihtiyacımız var? Ya şimdi öncelikle mesela renkli printer mutlaka her evin olmazsa olmazlarından gerekli bir şey. Bu donanım yeterli bir araç değil ama. Yok. Okulun şeyine göre... coşkusuna göre aslında plotter ihtiyaç olan bazı ailelerde olabilir. Ağaç çıktı, renkli ağaç çıktı isteyebilen. Kitapçık bas. Fantastik okullarımız olabilirler. Ama herhangi bir renkli printer bu işi görecektir ama bir dakika. Şimdi ben açıkça konuşmak istiyorum. Bir dakika vuracağım. Sen söyle, ben sonra açık konuşurum. Sen açığını her zaman konuşabilirsin. Biz kardeşiz, aramızda açıklık kapalılık olmaz. Olmaz, doğru diyorsun. Sadece printer yetmez. Çünkü çok zor zamanlarda kalabilirsin. O printer'ın hiç beklenmedik zamanda kırmızı toneri biter Bora. Berkay. O haftada 29 Ekim'e denk gelir. Kırmızının en çok ihtiyacı olduğu zaman 29 Ekim. Bayraklı bir şeyler basacaksın. Atam matam resimler basacaksın. Kırmızı yok. Kırmızı yok. Ne yaptın? Yandın. Yandın. Geceliğin çık, komşuya git. Komşuya da gidebilirsen tabii ki. Dolayısıyla sadece printer yetmez. Tavsiye 3-5 tane yedek, stoklu kartuş alınmasında fayda olacaktır. Tamam, bunu da yazdık bir kenara. Fakat burada sorunlar bitmiyor Berkay. Printer'ın var. Bilgisayarın da var zaten. Olmazsa tabii ki. Olmaz. Ama bir de bunu basabilecek yetenek ve kabiliyete sahip olmalı. Evde birinin olması. Yani evde bilgisayarı bu manada kullanacak birinin olması. Aslında bilgisayarı herkes kullanabilir şimdi. Ev halkına da şey yapmayalım. Hayır, yanlış bir intiba oluşmasın ama bilgisayarla printer'ı konuşturabilecek bir şey. Evet, burada benim kastım şu mesela. Ben bu işin içinde bir insan olarak bir mesela ödev olarak Ankara fotoğrafı çıkarılması gerektiği zaman yaşadığımız süreci saat düşünelim. Kaça denk gelir bu istek genellikle? Genelde yatmadan 2 dakika önce bu istek sana gelir. Evet. Yani acil durum isteği. Eski baba, Ankara fotoğrafı. Baba yarına eski Ankara fotoğrafı lazımdı. Hani o dı eki de sana ben yatıyorum. Ben yatıyorum. Çantama koyarsanız sevinirim sabahleyin. Gibi bir anlamı var. Şimdi fotoğrafı buldun. Sorun değil internette. Ama o fotoğrafı printer'da kağıda uyumlu boyutta çıkarabilmek gerçekten ciddi bir emek gerektiriyor. Tabii ki. Ve bunu yapabilmek her velinin bence harcı değil. Ben eminim ki 2A4 boyutunda bir fotoğraf çıkaran ya da 3 santime 3 santim küçücük bir fotoğraf çıkartıp ertesi sabah çocuğun üzülmesiyle ağlamasıyla karşı karşıya kalan birçok veli vardır. O yüzden veliler hep böyle zor durumlara bırakılıyor Bora. Benim önerim bu okulların açılmasından önce gelen mailden önce velilere bir printer bilgisayar oryantasyon dersi veriniz. İnternetten fotoğraf nasıl bulunur? Çıktısı nasıl alınır? Acil durumlarda 24 saat açık kırtasiyeci nerede vardır? Bunlar gene iyi olanlar bu arada biliyorsun. Bunun bir üst seviyesi var. Yani biraz önce anlatmış olduğumuz şeyleri son dakikaya kadar tedarik edip halledebilirsin. Printer'dan çıktı alırsın. Veli bir de hazırlıksız olduğu anda yakalama durumu var. Evet. Mesela örnek verebilir misin? Bir örnek vereyim. Hani benim başıma gelmedi ama benzer şekilde şeyler geldi. Bir mail görüyorsun. Efendim, yarın okulumuzda Hindistan haftası düzenlenecektir. Çocuğumuzun Hint kıyafetleriyle giyinip okula gelmesini rica ederiz. Rica. Şimdi bir kere oradaki rica olunur kısmı gelmese de olur anlamına geliyor. Gelmese de olur mu yoksa gelmezse sen düşün. O da olabilir. O da olabilir. Öbürü de olabilir. Şimdi o saatte tabii ki yapabileceğim bir şey kalmıyor. Böyle YouTube isteklerde olabiliyor. Ne yapıyorsun o zaman? Evdeki diğer kırtasiye malzemelerinden keserek çocuğa günün anlam ve önemine uygun bir şeyler üretmeye çalışıyorsun. Artık ne kadar olduysa. Eğitim bitmeyen bir süreç bu arada.
hayat boyu öğrenmeye inanıyorum Berkay ama arada takıldığım bazı yerler var. Yeni terminolojiden hiçbir şey anlamıyorum. Örnek verebilir misin mesela? Mesela çocuklar şimdi çarpım tablosu diye bir şey bilmiyorlar. Onlar başka bir şey biliyorlar. Ne biliyorlar? Ritmik sayma diye bir şey biliyorlar ve bizim bildiğimizden çok farklı. Eskiden biz çarpım tablosunu ezbere bilirdik. Aa doğru ya Bora. Babam küçükken sana sorardı. 5 kere 5 Bora. 25 derdim. Şak bir tane daha sorardı. 6 kere 5. 30 derdim. O da yetmedi. Şak bir tane daha zor. 9 kere 5. Ona da 45 derdim. Sonra babam çil yavrusu gibi dağılırdı Bora. Derdi ki bu çocuk çarpmayı öğrenmiş. Artık bunun sırtı yere gelmez. Ama şimdiki çocuklar ritmik sayma diye bir şeyle hesap yapıyorlar. Örnek verebilir misin? Böyle dans ederek falan mı yapılıyor bu iş? Şöyle yapılıyor. Mesela 6 kere 5 dediğin zaman ya da bir hesap yapacağın zaman çarpma işlemi saymaya başlıyor içinden. 5, 10, 15, 20, 25... 30 gibi. Biraz vakit alıyor tabii. Biraz vakit alıyor bunu ve her gördüğü 6 kere 5 de yapıyor. Yani her seferinde sonucun 30 çıkacağını ezberlemek yerine çocuklar her seferinde deneyerek bulma gibi bir değişik eğitim yöntemiyle bunu öğreniyorlar. Ben buna çok anlam veremiyorum. Bir tek burada değil aynı zamanda Türkçe'de de öyle. Mesela eskiden biz fiil derdik. Evet. Şimdi çatı diyorlar. Bu fiil, bu cümlenin çatısı. Ödev geldiği zaman zaten sana mesela Türkçe ödevi. Tabii ben önce bir proses geçiriyorum. Önce bir çalışıyorum Türkçe'ye. Yani kontrol etmen gerekiyor ya. Ödev yapılmış mı, düzgün yapılmış mı, çocuğun eksikleri nerede? Bu da artık bize kalan bir süreç olduğu için, veliye kalan bir süreç olduğu için orada işte aşağıdaki cümlenin çatısını bulunuz. Evet mesela gibi ya da eylemini bulunuz. Fiilin eylemini bulunuz ya da çatısını bulunuz. Ya da eskiden bizim kullandığımız zamir yerine artık adıl diye bir şey kullanıyorum. Yani ben ilk başta çocuğun arkadaşı zannettim adılı. Adıl kim evladım dedim. Meğerse adıl zamirmiş bizim zamanımızdaki. Velilerin gerçekten acısı çok büyük. Oryantasyona ihtiyacımız var. Yenilikçi eğitim sistemleri elbette olmalı. Hayat boyunca eğitimden bahsettik. Eğitim sürekli gelişmeli. Ama bir türlü ulaşamadığımız uzakta bir resim var. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Hangi resim bu? Büyük resimden bahsetmek istiyorum. Finlandiya. Evet. Yani eğitim üzerine bir konuk konuşup birden fazla kişinin... Finlandiya'daki eğitim sistemi. Finlandiya'dan bahsetmek olmazdı. O yüzden Finlandiya'daki eğitimden bahsetmek istiyorum. Peki, öyle böyle değilmiş belki. Öyle böyle değil yani Finlandiya'daki eğitim. İnanılmaz bir eğitim sistemi. İnanılmaz bir eğitim sistemi. Yani adamlar çocuklarını çok başka yetiştiriyorlar. Yani zaten çocukların yetişmesinden anlıyorsun. Hepsi sarışın mavi gözlü oluyor. Evet. Yani o eğitimin sayesinde. Işıma oluyor herhalde demek yani eğitim sırasında. Aynen öyle. Dolayısıyla bizim oraya bir şekilde ulaşmamız lazım. Peki benim merak ettiğim bir nokta var. Şimdi Finlandiya eğitimi bu kadar meşhursa ve iyiyse niye mesela ülkemizde hala bir Fin Koleji yok? Finlandiyalıların başka şeylerini kullanıyoruz abi. Mesela Fin hamamımız var. Ondan sonra yıkanmak için gidiyoruz ama rahatlamak için gidiyoruz. Ama mesela Fin Koleji diye bir şey yok benim bildiğim kadarıyla. Bence eğitimde gözümüz yok bizim. Öyle mi? Yani eğitimi çok ciddiye almadığımız için bir Fin Koleji'ni yapan bir girişimci Türkiye'de olmamış. Kebap işi diyorsun yani. Kebap işi daha iyi. Bizim için kebap işi daha iyi. Benim burada Finlandiya'da anlamadığım şey şu. Şimdi baktım birkaç kere okudum ya bazı yerlerde. Efendim okul yarım gün. Ondan sonra dersler özgür serbest. Vesaire gibi durumlar var. Bizde olsa bu zaten okul efendim niye yarım gün olur? Çocukları niye boş bırakıyorsunuz? Biz bu kadar para ödüyoruz. Bu çocuklara bir şey öğretmiyor musunuz? Şeklinde döner olay büyük ihtimalle. Tabii ki. Bizim altyapımızdan kaynaklanan sorunlardan dolayı bence Finlandiya örneğinin artık verilmesini yasaklamamız gerekiyor. Başka bir ülke seçsinler abicim mesela. Bizim için en güzel örnek Türkiye örneği. Şu andaki sistemimiz bence çok güzel. Biz buradan devam edelim. Bunun üzerinden bir yeni hikaye yazmaya çalışalım. Boracığım biz kendi neslimizi özlüyoruz ve doğru olduğunu düşünüyoruz. Bizim çocuklarımız büyük ihtimalle kendi nesillerini özleyecekler, dönemlerini özleyecekler ve onun doğru olduğunu düşünecekler. Ama tek beklentimiz yeter ki ilerideki nesiller fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller olsunlar. Abi benim gitmem gerekiyor çünkü evde printer'a ulaşamıyorlarmış. Ben de geleyim bizim evdeki printer'dan çıkmamız.